Önemi de şu, insan hakları düşüncesi hukuka ve hukukun üstünlüğüne dayanmak zorunda. Çünkü oyunun kurallarını baştan koyacağız, sonra da ona uyacağız. Budur insan hakları korumanın formülü. Biraz önce söylediğimiz terörizm kavramı Türkiye'de niye bu kadar problemli hale geldi? Her alan günü terörizmin tanımı değişiyor, değil mi? Yani eskiden, yani siz mesela işte bundan 10 sene önce Demokratik Toplum Kongresi toplantısına gitmişsiniz. Hiçbir sorun yok. Şehrin göbeğinde insanlar gitmiş. Hatta Türkiye Büyük Millet Meclisi mektup yollamış. Değil mi? 10 sene sonra bu terörizme dönüşüyor. Şimdi o yüzden hukukun üstünlüğüne dayanmak durumunda insan hakları düşüncesi. Oyunun kuralını baştan koyduysan 10 sene sonra da onu uygulayacaksın. Ama bu olduğu zaman bunun işte o mutlak iyi temsil eden iktidarı sınırlandırdığını düşünüyor otoriter şeyler ve hani Schmitt'çi dememin nedeni de şu, Schmitt siyasetin hukukun önünde olması gerektiğini düşünüyor.